Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere porsiyonluk, nefis bir pasta tarifiyle geldim. Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle çok beğeneceğiniz bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Karıştırma kabına oda sıcaklığında beklemiş olan 4 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim büyük su bardaklarından. Mikserin en yüksek devrinde en az 3-4 dakika boyunca yumurta ve şekeri çırpalım. Tam da bu kıvama geldikten sonra üzerine bir su bardağı süt ekleyeceğiz. Yine kullanmış olduğum bardak ölçüm 250 milim. Bu kek tarifinde ben sıvı yağ kullanmadım. Dilerseniz yarım bardak sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben pandispanya gibi bir kek hazırlayacağım. O yüzden sıvı yağ kullanmadım. Karıştırdıktan sonra üzerine 2 su bardağı tepeleme dolu olacak şekilde un ilave ettim. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilini ekledikten sonra düşük devirde tekrar çırpıyorum. Kek hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Böyle hafif akışkan, çok fazla böyle katı kıvamlı değil. Dikdörtgen bir fırın tepsisi kullanacağım. Fırın tepsisinin tabanına yağlı kağıdı serdim ve hazırlamış olduğum kek harcını eşit bir şekilde boşaltıyorum. Fırında mutlaka ısıtalım. En az 10 dakika öncesinde 180 derecelik alt üst ayarlı fırında kekimizi yaklaşık 20 dakika kadar pişmeye bırakacağız. Fırına vermeden önce yere birkaç sefer hafif hafif vuruyorum. İçindeki hava kabarcıklarının gitmesi için. Sonrasında 180 derecelik alt üst ayarlı fırında kekimizi pişmeye bırakalım. Dediğim gibi yaklaşık 20-23 dakika kadar sürüyor. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Kekimiz fırında pişerken biz de dolgusunu hazırlayacağız. Bunun için 2 poşet toz krem şanti ve 1,5 su bardağı soğuk sütle katılaşana kadar çırpalım. Yoğunlaşan krem şantiyi buzdolabına kaldıralım ve buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Biz de kekimize bakalım. Dediğim gibi benim kekim 20 dakikada pişti. Ama bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kızarmış üzeri de altı da aynı şekilde şimdi mutlaka soğutuyoruz sıcakken hiçbir işlem yapmıyoruz kenarda soğumasını bekleyelim soğuduktan sonra bir su bardağı yardımıyla kekimizi yan yana olacak şekilde keselim dilerseniz böyle yuvarlak kesme aparatları da kullanabilirsiniz veya daha küçük olmasını istiyorsanız çay bardağı ile kesebilirsiniz Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde dip dibi olacak şekilde kesiyoruz. Kenarlardan kalan parçaları kesinlikle ziyan etmeyeceğiz, üzerinde kullanacağız. Yaklaşık 24-25 tane çıkıyor. Tabii ki tepsinizin büyüklüğüne göre ve kesme orantısına göre bu sayı değişebilir. Evet, kesmiş olduğum yuvarlakları bir kesme tahtasının üzerine aldım. Şimdi kenarlardan çıkan parçaları rondo'dan iyice çekiyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet parçalanmış keklerimizi rondodan iyice çektikten sonra geniş bir kavanın içerisine alalım. Ve kalanları da aynı şekilde çekmeye devam edelim. Keklerimizi öncelikle soğuk sütle ıslatacağız. Yaklaşık yarım bardak soğuk süt kullandım. Böyle kaşık yardımıyla kekimizin her yerine gelecek şekilde ıslatalım. dilerseniz bilirsiniz ama hafif böyle nemli olmasını istiyorsanız ıslatmanızı tavsiye ederim. Şimdi üst kısımlarına ben ikişer dilim muz yerleştirdim. Bu şekilde yaş pasta lezzetinde oldu. Çok yakışıyor muz. Ama yoksa hiç problem değil. sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben ikişer tane gelecek şekilde koydum. Çırpmış olduğum krem şantiyi bir sıkma torbasının içerisine aldım ve muzların üzerine bu şekilde sıkıyorum. E, dileyen krem şantinin içerisine parçalanmış çikolata veya damla çikolata koyabilir. Ben bu şekilde sade olarak hazırladım. E, çeşitlendirmek veya farklı malzemeler koymak tamamen size kalmış. Evet bu şekilde üzerini kaplayacak şekilde bolca krem şantiden sıkalım. Bu arada 3-4 tane de farklı bir tabak da var hepsi bu kadar değil oldukça da bereketli oluyor. Evet krem şantiyi de sıktıktan sonra robottan çekmiş olduğumuz kek parçalarını böyle elimizle üzerlerine kaplayalım. Elinize böyle hafif hafif de bastırın ki böyle üzeri tümsek görünümünde olsun. Tamamen her yeri kapanacak şekilde kek kırıntılarıyla kapladıktan sonra servis tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı çok pratik ama hem görsel olarak hem de lezzet olarak inanılmaz güzel oluyor. Lezzeti böyle yaş pasta tadında oluyor. Özellikle kalabalık misafirler için, gün sofralarınız için tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi 24-25 taneye yakın çıkıyor. Bunun kakaolusunu daha önce hazırlamıştım. O da çok güzel oluyor. Onun da tarifini videonun sonuna eklerim. Ona da göz atabilirsiniz. Ama benim favorim bu sade olan. Çok daha güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet hepsini bu şekilde elimle hem düzelterek hem yapıştırarak üzerine tamamen kapladım. Ve hepsini servis tabağıma aldım. Son olarak üzerlerine ben bolca pudra şekeri eledim. Dilerseniz elemeden bu şekilde de servis edebilirsiniz. Ama pudra şekeri görüntü olarak da çok yakışıyor. Evet bu nefis pastamız artık servis için hazır. Dilerseniz dolapta bir saat kadar dinlendirin. O şekilde servis edin veya hemen de servis edebilirsiniz. Evet bu porsiyonluk nefis pastamızın son halde bu şekilde pamuk gibi yumuşacık kekiyle içindeki muzuyla nefis bir tarif oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Bir de sizlere hemen keserek şöyle iç dokusunu da gösterdikten sonra... Artık videomun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok pasta tarifi, kek tarifi, kurabiye tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Tarifle alakalı aklınıza takılan sorular varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.